Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün harbiden garip bir içerikle, içerikle karşınızdayım açıkçası. Karşınızda gördüğünüz 4 tane master hesap hatta bu Grand Master'dan düşmüş ve gördüğünüz üzere sadece Trandol oynayarak bunu yapmış adam. Amerika sunucusunda bir oyuncu yani gerçekten bu kadar çok Trandol oynayıp bu kadar farklı hesapla bir tanesi Grand Master diğerlerinin hepsi Master nasıl olmuş gerçekten merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuz. Merak ediyorsanız buyurun beraber izleyelim analizleyelim. Şimdiden iyi seyirler. Evet Trundle kardeşimiz. Ee, şimdi ben açıkçası merak ediyorum. Gerçekten yani şimdi şöyle düşünüyorum genel olarak. Böyle tek bir şampiyon oynayan insanlar için. Özellikle de yüksek seviyeye çıkanlar için. Yani bence baya baya önemli değerli bir olay. Çünkü metada hiçbir yeri olmayan belki de metada çok zayıf bir şampiyonla bile yüksek seviyelere çıkabiliyor Ve burada birinci seviyede orada Jax'ı yakalıyor Jax'ın E yeteneğiyle. Jax kurtulmuş oluyor. Bu arada Trundle'la Cheese yani böyle saçma sapan yerlerde bekleyip garip garip skorlar alabildiğiniz durumlar olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Yani bunu yapın. Yani Trundle çünkü genelde birebir de Çoğu şampiyonu yenebilen bir şampiyon. Mesela şu an gidip şurada falan bile bekleyebilir Jax'ı belki derken arkadan gidiyor. Talon buradaymış. Onun yanına gidiyor. Rakibin kuşlarını alacaklar sanırım. Ekarim'le beraber. Çünkü Ekarim kuşları kolayca alabilen bir şampiyon. Bir de rakip takım buraya zaten giremedi şu an. Ve burada Ekarim oradaki kuşları almış oluyor. Hatta belki gidecek kırmızı güçlendirmeyi bile alacak. Evet geldik koridora. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Beğenen herkese, izleyen herkese cansınız. iyi ki varsınız. Şimdi koridor başladı. Bakalım bu Trundle kardeşimizin alameti farikası neymiş izleyip göreceğiz. Bu arada Jax'ın da E yeteneği Trundle'ı biraz kontrolüyor. Hatta ve hatta baktığınız zaman Trundle ve Jax ikisi de birebir de ikisi de güçlü şampiyonlar. Ve burada Jax E'sini kaçırıyor. Artık Trundle Jax'ın üstüne biraz gidebilir. Orada hemen oto otak, otomatik atağını cancel'lıyor. Yani direkt olarak Q yeteneğiyle. Orada Jax'ı koridordan dışarıya gitmiş durumda. Hemen orada ikinci seviye olan Jax o bir dakika burada yalnız skor çıkabilir derken Trundle direkt geri döndü. Q yeteneği Lethal tempoyla sıçradı. Oo, Lethal tempoyu çok iyi kullandı burada. Direkt olarak bakın ikinci seviye Jax olmasına rağmen harbiden burada güzel bir skor almış oluyor. Bakın koridora hiçbir şekilde gitmiyor çünkü zaten rakibi minyonları daha fazla. Ve burada direkt olarak ışınlanını kullanıp buraya çok güzel bir şekilde gelecektir. Hatta ışınlan kullanmıyor Arabalı minyon olduğu için bir sonraki minyon dalgası da burada olduğu için ışınlan kullanmadan geliyor ve burada tecrübe de aslında açığa çıkmış oluyor. Harbiden tebrik ediyorum sadece buradaki minyonlar kaçacak öndeki iki tane. Buradaki arabalı minyona vurmayacak Kule derken orada arabalı minyon trolledi ama hiç fark etmiyor. Zaten Jack e, Trundle burada bu minyonları kaçırmadı. Jax dive atıyor. Yalnız kuleden çok hasar yedi Jax. Burada garip bir V1'ler dönüyor. Çok fazla minyon var. Trundle bu kadar minyon varken bence bunu yapmaması gerekiyordu derken burada Jax'la birebir bak Jax burada iyi oynadı. Niye bu kadar çok minyon varken Trandle bu şekilde öldürmesi? Trandle'ın minyon kaybetmesine yol açtı. Üstüne üstlükle ışınlanını almış oldu. Burada Jax için burası bence iyi bir hamle olmuş oldu. Trandle'ın o kadar takasa girmemesi lazım. Bırakıp Jax o koridoru ittirecek abi yapacağım bir şey yok. Senin ışınlan avantajında sen hayatına devam edeceksin. Adam bir kere daha base atacak yapacak bir şey yok. Burada ufak bir hata olmuş oldu ve Trandle ilk eşya Ninja Tabi'yi direkt olarak aldı. Şimdi bu Ninja Tabi kartus orman olduğu için çok 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 verimli değil. Tabii ki koridor aşamasında çok verimli ama as hani ormancı yetenek gücü bir ormancı olduğu için orada biraz o ninja tabiden alınan value deniyor yani böyle iyi olan olay biraz azalmış oluyor. Yalnız orada 1v1 var yine. Trundle E yeteneğini kullanıyor. Jax direkt sıçra alarak atarak oradan çıkmayı başarıyor. Bu arada Trundle lethal tempo çalışmaya başladığı zaman inanılmaz hızlı vurmaya başlıyor. Zaten onu fark etmişsinizdir. Gerçekten harbiden canavara dönüşüyor. Orada Jax'tan bu arada Jax'ın E'sine karşılık sürekli Trundle W yeteneğini kullanıyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama Jax E yeteneğini açıp Q atınca hemen Trundle W'sini basıp oradan uzaklaşıyor. Jax'ın burada yapması gereken otomatik saldırı range'ine girip E'yi açıp Trundle biraz uzaklaşınca Q atıp standart tutturması daha mantıklı olacaktır. Ve burada botun da tabii çizmenin de biraz farkı var tabii ki onu da es geçmeyelim. Bir tane uzun kılıç aldı. 150'lik potunu da aldı. Şimdi gidiyor. Bu arada dipnot... Jax'a karşı koridoru analiz etmek benim de hoşuma gitti. Çünkü hani dışarıdan bakış baktığım zaman zor bir eşleşme. Kolay bir eşleşme değil. Sonuçta Jax da kendince çok güçlü bir şampiyon birebir de. O yüzden aslında güzel olmuş oldu ve burada Trundle üste döndürmedi. Bakın burada Faker gibi. Hani o Faker analizinde göstermiştim ya size. Bakın koridoru ittirdi mesela. Jax şu an burada base atması çok troll. Şurada falan base atacak. Ama Trundle da burada ne yapacak? Mesela minyonları direkt kendi üstüne alıp hani umursamayıp rakibin üsse dönüşünü bozmaya, rakibi bulmaya çalışacak. Aynı online'ı top lane hani orta koridor falan fark etmiyor. Burada yalnız Trundle ufak tefek böyle gir çıklarla orada Jax'ı yakalıyor derken Jax'ı yakaladı. Jax orada totemini atlayarak oradan sıyrılıyor. Bu arada birebirler efsane keyifli. Yani kimin kazanacağına dair kesin bir bilgimiz olmuyor. Yani çünkü cidden çok ufak şeyler belirliyor oradaki kazananı. Ve burada Jax üsse dönüyor. Bakalım şimdi Trundle burayı rahat bir şekilde ittirebilecek mi? Çünkü diğer minyon dalgası da geldi. Ama rahat bir şekilde ittirecek gibi duruyor şu ana kadar. O oradan Kartus geldi. Koridoru ittirmesine izin vermiyor Trundle'ın derken. Trundle çok umursamadı. Geldi koridoru ittiriyor. Jax burada çok fazla minyon kaçırmayacak. Jax için iyi bir hamle olmuş oldu. Burada Trundle'ın geç üste dönmesi asıl olay. Hatta Kartus Biraz daha darlayabilirdi belki. Burada Trundle'ın geç üste dönmesi biraz sıkıntı ama tabii ki çizmesi tamamlamış olduğu için bir an önce koridora gelecektir. Sürekli üste dönüşler. Bak Trundle manasını bile doldurmuyor. Çünkü koridorda minyon kaybedeceğini biliyor eğer manasını doldurursa. Hemen bir an önce koridordan çıkmak istiyor. Bu da Trundle açısından mantıklı bir hamle baktığınız zaman. Ama burada tabii ufak tefek minyonlar. 1-2 minyon kaçtı. Ona da çok fazla yapılacak bir şey maalesef ki. Yok. Evet ikisi de sonunda koridoruna geldi. Bakalım şimdi buradaki koridorda nasıl bir kapışma olacak. Şu an Trundle'ın çok fazla manası yok. Onu söyleyelim. Yani o mana eksikliği biraz sıkıntı yaşatacaktır Trundle'a. Bakalım neler olacak. Jax direkt olarak üstüne atladı. Trundle W'yu basıp böyle bir takaslar dönüyor. Jax yalnız E yeteneğini kullandı. Orada ultisini kullanamıyor. Jax'ın ultisini alıp direkt olarak oradan çıkıyor. Üste dönüyor burada. Yani üste döndürse çok minyon kaybeder. O yüzden dönmeyecektir büyük ihtimal. Ekarim geliyor yalnız. Bak burada karim gelmese işte çok büyük sıkıntı olur. Ekarimle beraber öldürebilecekler mi? O da meçhul derken Ekarim bayağı bir güçlü. Orada E'sini dojlar gibi oluyor. Orada Jax skorunu direkt olarak alıyorlar. İşte burada çok önemli bir Hecarim baskını aldı Trundle. Emin olun burada kartusta da olmuş olsa hani biraz fark yaratmış olurdu. Burada Trundle... Ee, üste dönüşlerde biraz sıkıntı yaşadı yaşadı bence. Üste hani çok fazla üste dönüldü vesaire. Hani koridorda yeteri kadar şey yapamadı. O ışınlanını kullandığı bir yer vardı ya. Bence en büyük sıkıntıyı orada yaşadı. Işınlanı kullan hani ışınlanı kullanması gerekti. Orada öldü. Jackson'a dayvattı ya. Orası biraz sıkıntı bir durumdu. Burada ağır kanı da bitiyordu derken orada pırıltıya çeviriyor ağır kanı. Çünkü Jax da Trundle'da Jax W'sundan Trundle'da Q'sundan pırıltıyı çok güzel kullanan iki şampiyon arkadaşlar. O yüzden de burada Trundle pırıltıyı almış oluyor Ağırkan yerine. Bakalım şimdi Trundle'un ultisi var, manası var. Birebir de şu an nasıl bir kapışma olacak, kim yenecek açıkçası çok merak ediyorum. Ninja tabii farkı olacak mı? Yani Jax aslında Jax'a karşı Ninja tabii, tabii ki iyi. Ama tabii ki burada mesela W'sunun büyü hasarını da unutmayalım. Yani Jax o yüzden Ninja tabii iyi ama böyle mükemmel bir eşya olduğunu düşünmüyorum. Yalnız orada ultiler atıldı. Orada bir, bir V1 var. Trundle direkt sıçra atıp Jax'ı öldürüyor. Orada Kartus'u da yakalayacak mı? Kartus'u alabilecek mi? Derken Q'su inanılmaz fazla hasar vurdu ve orada Kartus'u da düşürüyor. Kartus'un ultisi yok ve burada 2'ye 1 atmış oluyor. Oy 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 oy. Kartus'u attığı Q hasarını orada pırıltıdan görmüşsünüzdür. Zaten gördünüz yani. İnanılmaz fazla hasar. Burada mı? Bu arada Jax ninja tabii alan taraf olsa bence çok fazla fark yaratırdı. Ama burada o olmadığı için ne denir ona? Hani Trundle olduğu için Trundle tabii ki üstün olmuş oluyor. Ama Jax alsa daha verimli olur diye düşünüyorum. Hem de Ekrem de fiziksel hasar şampiyonu. Yalnız orada Jax E yeteneğini kullandı. Oo, orada çok plak alıyor yalnız Jax ve Trundle çok fazla minyon kaybetti. Orada bence hani direkt olarak üste dönmesi sanki daha iyiydi gibime geliyor. İyi bari burada tekrar koridoruna bir şekilde girdi. Orada Gromp'u alıp. Yalnız kırmızı güçlendirme var Trundle'da. Böyle hafif hafif girerlerse özellikle Jackson E yeteneğini alırsa derken inanılmaz fazla hasar vurdu Trundle. Of 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 Trundle artık can yakmaya başladı. Özellikle Q yeteneğiyle harbiden ile beraber inanılmaz fazla bir hasar çıkartıyor. O kart ulti attığı için orada Jax üstüne dönmedi. Jackson ultisi var. Hop orada bir ısırık alıyor. Bir ısırık daha alacakken Trundle orada Aa Jax burayı biraz kötü oynadı artık ama o seviye farkından vesaire maalesef Jax dövüşemez duruma gelmiş oldu. Şimdi üstüne üstlük ışınlanı olmayan Jax. Şimdi Trundle'da da çok benzer iki şampiyon. E, Trundle burada Jax'ın olmadığını bildiği için inanılmaz fazla plakaya vuracak. Bakın gördüğünüz gibi çok ufak bir sürede iki tane plakayı direkt olarak aldı. Hatta fazlasını bile alabilir burada eğer ki isterse üstüne üstlük ışınlanı var. Hani en kötü ışınlanını kullanır koridora gelmek için. Burada bir plakayı daha almış oluyor Trundle. Burada koridordan direkt olarak çıkıyor. 10. seviye oldu. 2 seviye fark atlayacaksa. Ve bundan sonra artık üstünlüğü alan taraf Trundle olduğu için gerçekten büyük bir sıkıntı Jax açısından. Şimdi ultisi var yalnız Trundle'ın. Jax'ın yok bu sefer. Hani üste dönmemiş olsa bile Trundle burada Jax'ı yenebilir diye düşünüyorum. Ama üste döndüğünde 2300 altını var. Ve bu altını harcadığı zaman ışınlanında koridora atarsa artık Trundle bir canavara dönüşmüş olacak arkadaşlar. Bakalım ışınlanını kullanacak mı? Bence kullanması lazım. Her türlü kullanması lazım. Koridorda o baskıyı rakibine vermemek adına ama kullanmıyor. Bakayım kullanmadığı zaman da çok bir şey kaybetmeyecek galiba. Minyonlar öyle bir yerde geldi derken. Yani her türlü bu minyon dalgasını kaybediyor. Bilmiyorum plaka almaması Jackson bu Trundle için güzel bir şey. Hani plaka alamadı. Sadece bir milyon için atılır mıydı? Yani sanki atmaması daha iyi ama şu an Jax mesela atıyorum. Haritada bir şeyler yapabilir mi? Onu da yapamaz. Aslında ışından atmaması iyi oldu lan. Ben atardım. Ben böyle şeylerde hep atıyorum. Ama harbiden atmadı. Çok da bir şey kaybetmedi. Ama minyonlar biraz daha önde. Mesela minyonlar şurada çarpıştı ya. Burada çarpışsa Jax minyonları ignorlayıp yani minyonlara vurmayıp kuleye vurup Kuleyi kuleden plaka falan alabilirdi başlangıçta. Ondan sonra minyonları ittirebilirdi falan dedim ama öyle bir şey gerçekleşmedi. Trundle'ı burada harbiden tebrik ediyorum yani. Güzel bir hamle olmuş oldu. Bu arada Divine bitti şu an Trundle'da. Trundle böyle Q atıp atıp çıkacak bak. Ben şu an çaba anladım. Trundle belli bir dakikadan sonra böyle Q'ları vurup vurup çıkacak. Vurup vurup çıkacak. Hani all-in yaparsa Jax E'sini kullanmak zorunda. E'sini kullanmadığı sürece de Trundle sürekli vurkaç vurkaç taktiğiyle sürekli dürtecek Jax'ı. Burada bir tane pembe totem geldi. Koridoru ittirmeye tekrar çıkıyor. Hemen totemler atıldı. Toteme çok gerek bile yok yani. Şu an Kartus gelse de Trandal'ı gerçekten zor öldürmeleri. Bakalım şimdi Trandal burada bakalım e, ne yapacak? Kuleye vuruyor. Hop Q attı geri çıkıyor. Hop bir tane daha Q atacak şimdi. Hop oradaki plakayı tıkır tıkır alıyor. Harbiden şu ana kadar gayet güzel bir oyun izliyoruz Trandal'dan. Ya bol bol dövüşmeli bir koridor. Acayip hoşuma gitti. Bir, Q, bir ısırık bir ısırık. O kuleden alıyor. Kuleyi almak istiyor. Ama manasını çok harcıyor. Bence adama vursa zaten o kuleyi alacak. Bak mesela bu sırıkları adama atsa her türlü daha vört. Her türlü. Niye diye soracak olursanız zaten şöyle düşün. Oo bir dakika yalnız orada Trandol ultiyi basıp direkt olarak Jax'e tek atıyor. Şimdi niye? Şimdi kuleye vuruyor vuruyor. Eyvallah güzel. Ama zaten adamı öldürmeye yaklaşsa adamın canını azaltsa o kuleyi zaten her türlü alacak. Bence o yüzden o dakikalarda Jax'a Q atsa daha iyiydi derken burada direkt olarak kuleyi alıyor. Harbiden şu an bayağı bir darlamış oluyor. Bu arada e, Talon o kadar çok ezilmiş ki koridorda öyle böyle değil yani 58 milyonu var hadi 60 de 15 dakikada 60 milyon 9. seviye Talon gerçekten inanılmaz geri düşmüş burada Pyke'ı da yakalıyorlar bir ısırık daha gelir mi geldi orada onu düşürüyor yalnız orada Kartus'u yakalıyor hop orada sıçra geldi Orada sıçra geliyor. Kartus'u da düşürüyor. Çok rahat bir skor. Orada Jax geliyor ama E yeteneğiyle kaçacak mı derken E'yi biraz kötü atıyor orada Trundle. Ve burada düşecek mi derken yemin ediyorum bir ısırık falan daha atsa belki orada Jax'ı bile düşürecek. E yeteneğini biraz daha güzel kullansaydı orada Trundle. Oradan çıkacaktı ama olsun. Bence çok problem değil. İnanılmaz derin ittirdiler. Çok fazla iş yaptılar. Şimdi bakalım ne eşya alacak derken. Witsent aldı. Burada ışın anıtı Pekarim'le beraber Jax'ı öldürüyor. Şimdi burada Witsent hem Saldırı hızı için önemli. Kuleleri alırken saldırı hızı zaten önemli. Bir de Kartus'a karşı iyi ama bence bana sorarsanız buradaki Witsend o kadar da şey değil. Yani %100 gerekli bir şey değil. Ama Kartus'un güçlü olduğunu düşünüyor büyük ihtimal adam. O yüzden bu eşyayı almış olabilir. Ne alırdı bilmiyorum ne alınırdı. Ama saldırı hızını şu an kendiniz görüyorsunuz. İnanılmaz fazla saldırı hızı var. 1.80 daha letal tempo çalışmıyorken W varken gerçekten bayağı iyi bir saldırı hızı W'suyla beraber Letal temposu yokken. Mavi güçlendirmeyle burada çok rahat bir şekilde ikinci kuleyi de alıyor. Oo, yalnız Jax oraya e, Q yeteneğini kullandı. Kule altı gelir mi Jax'a? Burada tabii ki Jax'ın E'si yokken böyle vuruyor. Bak bir ısır şunu ya. He? He? Şöyle bak git bir daha ısır. He? Bu. Bak. Tam istediğim şey bu. Zaten canın her türlü de olacak. Bu arada can doldurmak için bir şey alabilir miydi diye düşünmüyor değilim. O Jax ultisini bastı. Trundle'da ultisini kullanıyor yalnız orada. O Trundle'dan güzel bir E geldi orada. Jax'la hiç işi yok. Koridoru ittirmek istiyor. Koridoru direkt olarak ittiriyor derken orada Jax kovalayacak şimdi ama oradan bir şey çıkmaz. Karşı ormanı falan al Trundle. Abicim golemleri alır mısın? Bak şu an bu golemleri alması lazım. Bu mesela şu an saçmalıyor. %100 o kayacıları alman lazım Trundle. Siz alın arkadaşlar kesinlikle. Bu arada burada Vincent'in biraz bence zayıflığını orada koridorda Jax'a karşı hissetti. Şu an eşit item gibi. Hani buradaki mesela 50 büyü direnci hiçbir işe yaramıyor Jax'a. Yani tabii ki yarıyor Jax'a karşı ama hani inanılmaz da bir şey yaramıyor. Ee, biraz sanki can eşyası alsa biraz daha iyi olurdu gibime geliyor hala. Ama emin değilim Jax'a karşı da tabii ki Witsend iyi. Sonuçta e, oyunun başında da söylediğim gibi oradaki e, büyü hasarı iyi. Yalnız orada Yone'yi direkt olarak düşürüyor bakın. Yone 9 2 oynuyor. Hiç affetmedi Trundle orta koridora gelip direkt olarak düşürdü. 1000 altın aldı. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Yone'nin otomatik saldırıları da iki otomatik saldırısından bir tanesi e, büyü hasarı falan. Yo Turun damage'in vuruyordu lan o. True damage vuruyor galiba. Yok büyü hasarı vuruyordu. Büyü hasarı. Büyü hasarı vuruyor. Oradan da aslında bir şeyler yapıyor. Yani herkesin aslında büyü hasarı var yani bir şeyler. Bu arada Trundle'ın kendi zaten can yenilemesi var. Onu da unutmayın. Ee, minyonlar falan öldükçe... Yanında bir şey ölünce zaten çok fazla can alıyor. Of orada Cine baya fazla hasar vuruyor. Evet şuradan hemen Yone'nin pasifini okuyalım. %50 büyü hasarı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Every second atak. E %50 büyü hasarı veriyor. O da fena bir özellik değil aslında baktığınız zaman. Şimdi ölümün dansına doğru gidiyor. Ölümün dansını da aldıktan sonra gerçekten inanılmaz bir tanka dönüşecek Trundle. Çünkü hem Witsent'ten büyü direncini falan zaten alıyor üstüne oradan zırhını falan alacak oradan bir can yenilenmesi falan bir şeyler olacak gerçekten trundle zaten şu an inanılmaz bir güce ulaşmış durumda. Daha da güçlü olacak. 11. seviyeye 14. seviyeye. Jax 11. seviye kaldı. Şu an Trundle bu koridoru ittirip ittirip takım arkadaşlarına yardım etmesi lazım. Şu an onu çok yapmıyor. Hani ben onu bekliyorum Trundle'dan. Yani takım arkadaşlarına gidip şu an mesela Yone'ye karşı falan güçlü. Cine karşı güçlü. Kartus'a karşı güçlü. Herkese karşı Trundle güçlü. Ama burada Trundle şunu diyor. Ulan ne gerek var? Ben split push yapıp yani ayrı ittirerek zaten bu oyunu her türlü alır götürürüm diye düşünerek Burada zaten gördüğünüz gibi inhibitor kulesine patara kütere vuruyor. inhibitor kulesini alıyor. Orada Jax'a bir dönüyor ama Jax'ın Jax E yeteneği bitiyor. Jax'a dönecekler. Ultisini direkt basıyor. Orada o sıçra atıyor. Orada Jin geldi önüne. Sana sana kısmet Jin kardeşim. Jin düşüyor orada direkt olarak. E, Jax tekrar atlıyor. Bak E yeteneğini Jax'la arasına atıyor fark ettiyseniz şey zamanı. Orada Jax'ı düşürecekken Jax oradan çıkıyor. Şu an Trundle her geleni kışkışlıyor resmen. Onu söyleyebiliriz. Bu Jax E açtığında araya E yeteneğini kullanması Jax'ı baya bir kontrolüyor aslında. Onu da görmüş olduk arkadaşlar. Bu, çünkü ben bu eşleşmeyi baya hani görmedim bile diyebilirim yani. Bu arada mavi takım bu süreçte 3 tane ejder almış. Onu da unutmadan söyleyelim. Rakip ormanı almaya başladı Trundle. Bunu daha önce yapması lazımdı bence zaten. Bakın burada mesela kuşlar bile öldüğünde artı 42 42 altın geliyor. Onu zaten görüyorsunuz 15. seviye olmuş durumda Trandil. Zaten üstünde çok fazla altın var. 3300 altın direkt olarak üste dönüyor. Şimdi ışınlanı var. Bu adamın Baron güçlendirmesi de çıktı. Alt koridora gitmesi lazım. Full alt koridor etrafında oynaması lazım. Niye? Takım arkadaşları Baron güçlendirmeyi alabilir arkadaşlar. Ya da zaten üst koridorda inhibitor açık. O inhibitor açık olduğu için alt koridordan darlayıp üst koridora birilerinin bakması gerektiği için Trundle alt koridorda daha kolay oynayabilir. Ama alt koridorda bir an önce bir şey yapması lazım. Çünkü üst koridorda sürekli farm atan bir Jax olacak. O büyük minyonları öldüren bir Jax olacak. Bir an önce alt koridordan bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet koridorudur. Gördüğünüz gibi direkt olarak ittiriyor. Şimdi ikinci kuleye falan kule falan hiç affetmez şu an. Bu arada rakip takımın hepsi üst koridorda. O yüzden buradaki kuleyi çok rahat bir şekilde alacak gibi duruyor arkadaşlar. Hemen minyonları da öldürdü. Bakın kuleye tak patır kütür vurmaya başladı. Herhangi bir şekilde hani <laughs> hani inanılmaz fazla vuruyor kuleye. Kendiniz görüyorsunuz zaten. Bunun aynısını bu arada Jax da yapabilirdi. Onu da söyleyelim. Ama Trundle tabii ki biraz daha bu konuda yetenekli. Burada e, inhibitörü alıyor. Rakip takım Baron'a girmiş ama Trundle ikinci inhibitörü de açıyor. Şu an direkt 1 ve 9 Yani tek başına maçı taşıyor Trundle oyun tarzıyla gördüğünüz gibi arkadaşlar. Alt koridordan devam edeceklerken orada Kartus'u yakalıyor. Kartus direkt olarak Zonya basıyor. Pyke'ı yakaladı. Pyke'ı düşüremeyecek büyük ihtimal. Orada Kartus'a birden döndü. bir ısırık attı. Oradan da kaçmaya çalışıyor. Güzel bir dodge geldi. Bir ısırık alabilir mi? Orada düşüyor. Bak inhibitor aldıktan sonra direkt olarak dönmesi lazım. Hiç gerek yok. Bu arada om yıkıcıyı bu om yıkıcı mıydı neydi? Full breaker işte. Bu da Split push yani tek başınıza hareket ederken bunu alabilirsiniz. Birebir de falan hani gerçekten sizi yanınızda arkadaşınız yokken güçlü oluyorsunuz. Bunu mesela Witsent yerine alabilirdi belki diye düşünmüyor da değilim. Çünkü genelde tek başına oyun oynuyor Trundle oyun mantığıyla. Ama neyse burada dördüncü item almış ama Witsent de dediğimiz gibi her türlü mantıklı bir eşya. Çok da mantıksız değil. Şimdi Trundle üst koridoruna gitti. İki tane inibitör açtı bu adam. Şu an bu adam daha ne yapsın? Bu adam daha fazla bir şey hani tabii ki yapabilir. Daha fazla bir şey tam anlamıyla yapamayabilir. O yüzden şu an Trundle'ın koridorunu ittirip ittirip zaten iki tane ünitör açmış ya. Koridoru ittirip ittirip takım arkadaşlarıyla hareket edip o son ejderi ya da baronu aldırması lazım. Ya da üst koridordan bu şekilde ejder varken baskı kurup ölmeyip son saniye kadar yaşayıp orada ejderi takımına kazandırması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir de Hextech ejder ruhu o yüzden gayet güzel bir ejder ruhu almış olacaklar arkadaşlar. Bakın şu an gayet güzel oynuyor. Geriye çıktı böyle. Hani rakip takıma çok gözükmüyor. Acaba ben gittim mi falan filan. Şu an mesela direkt olarak rakibin üstüne oynayabilir. 30 saniye kaldı. Son böyle 10 saniye falan kala çok daha rahat oynayabilir. Burada Kartus direkt olarak ultisini basıyor. Üst koridordan yardırıyor yalnız Trundle. Rakip takım Ejder'in orada bir şeyler yapıyor ama buna tabii ki Trandl müsaade etmeyecek gördüğünüz gibi. Trandl inhibitor kulesine inanılmaz fazla hasar vuruyor. Burada ilk kuleyi aldı ikinci kuleye doğru ilerliyor. Trandl bakın rakibi umursamadan kuleye vuruyor. Burada inhibitor kulesi ah be Nexus kulesini neredeyse ikinciyi de alıyordu. Yalnız burada Kartus tek başına bunu almasın ya. Abi bunu da almasın adam. Talon çok kötü oynuyor. Jin de Draven de 4 -9. Gerçekten şu an Hani takımı çok kötü. Oh tamam. eksik Ejder'ini burada kendi takımına kazandırmış oluyor Ekarim. Bak Talon acayip kötü. Jin, ay Draven zaten farklı bir dünya. Şu an Yone 1 v 9 hani Yone ile Trundle'ın VS'si gibi olmuş oluyor aslında maç. O orada sıçra attı mı için Yone? Ne kadar mantıklı bilmiyorum. Şu an mesela Baron'u pinkliyor. Baron'u alırlarsa güzel. Baron'u alırlarsa Onami'nin ölmesi güzel. Ama tabii ki burada Baron'u alamazlarsa sıkıntı. Yalnız Yone iyi oynuyor maçı. 15-2 oynuyor. 240 CS yapmış. Harbiden Yone şu an bayağı iyi bir oyun sergiliyor. O Trundle'dan direkt olarak rakip takım Baron'dayken alt koridora gelen bir ışından direkt olarak oyunu bitirmeye gidecek gibi gözüküyor. Rakip takımı üste döndürmezlerse gayet iyi olacak derken rakip takım direkt olarak üste döndü. Trundle burada inhibitor kulesine Ay Nexus'a vuruyor. Nexus oyunu bitirdi. Adam oyunu bitirdi oğlum direkt olarak. Bak ciddi söylüyorum 1 ve 9 böyle atılır. Harbiden helal olsun. Adam kafasında bir oyun mantığı belirlemiş. Harbiden güzel de uyguladı. Bunu belki biz de deneyebiliriz. Gayet güzel bir oyun planı. Harbiden tebrik ediyorum. Siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet güçlü bir şampiyon gördüğünüz gibi. Yan koridorlardan yar duruyorsunuz. Takımınız ne kadar kaybetse de. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Cansınız. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.